Rüyada atmaca görmek. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam atmaca görmenin 5 tabiri vardır demiştir. Sükunet, mutluluk, müjde, hükmetmek, atmacanın kıymetince mal ve murada ermek. Beyaz ve uysal bir doğan atmacanın emrinizde olduğunu görmek bol kazanca işaret eder. Vahşi ve yırtıcı atmaca görmenin ise 4 tabiri vardır. Zalim yönetici, savurgan yönetici, hain fakih, anne babaya itaat etmeyen hayırsız evlat. İbn-i Sirin'e göre atmaca yakaladığınızı veya başkasının size atmaca verdiğini ve bu atmacanın size itaat ettiğini görmek makamınızın ve değerinizin yükseleceğine, elinizde beyaz bir atmacanın olduğunu görmek, hükümetten yana makam ve büyüklük göreceğinize, atmacanın elinizden düşüp öldüğünü görmek, bulunduğunuz konumu kaybedip fakirleşeceğinize işarettir. Kirmani'ye göre evinizin çatısında atmaca konduğunu görmek yeni bir yöneticiyle arkadaş olacağınıza ve ondan hayır göreceğinize, atmacanın elinizden kaçıp bir kadının eteğinin altına saklandığını görmek, o kadının güzel yüzlü bir çocuk dünyaya getireceğine, atmacanın ayağında altın veya gümüşten bir çan görmek, o kadının kız çocuğu doğuracağına işarettir. Rüyada avuç görmek. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam rüyada avuç görmenin 6 tabiri vardır. Zenginlik ve cömertlik, mal, riyaset, evlat, cesaret, haram yolla kadın istemek. İbn-i Sirin'e göre kapalı avuç görmek akrabalarınızdan ayrılacağınıza, avuçlarınızda halsizlik hissetmek bir yolculuktan geri kalacağınıza, avuçlarınızın açık ve sağlıklı olduğunu görmek zenginleşeceğinize ve cömert olacağınıza, bunun tersini görmek ise yoksulluğa işarettir demiştir. Rüyada ay görmek. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam ay görmenin 17 tabiri vardır demiştir. Başkan, başkan vekili, yardımcı, söz sahibi, makam, cariye, gulam, uşak, boş iş, vali, fesat, ehl-i alim, büyüklük, anne, baba, kadın, evlat, erkek çocuk ve saygınlık. Allame Meclisi'ne göre ay görmek şunlara işarettir. Hükümet görevlisi, şerif, kimse, hizmetkar, kadın, boş iş, günahkar alim, zalim kimse, anne, baba, eş, kız evlat, erkek evlat, baht ve bekarlık. Ayın size secde ettiğini veya evinizin yanına düştüğünü görmek, liyakat sahibi olduğunuz takdirde hükümet işinde yönetici olacağınıza, gurbetteyseniz vatanınıza döneceğinize, bekarsanız evleneceğinize, çocuk bekliyorsanız erkek çocuğunuzun olacağına, ayın ışığını görmek, bölge halkının asayiş içinde olacaklarına, ay ile güneşin savaştıklarını görmek, iki büyük şahsiyetin birbiriyle husumet edeceğine, ay ve güneş tutulması görmek, bir musibete uğrayacağınıza, sadece ayın tutulduğunu görmek, sıkıntı yaşayacağınıza, eşinizi boşayacağınıza ve işinizden azledileceğinize işarettir. Cabir Mağribi'ye göre ayı yakaladığınızı görmek, güzel bir kadınla evleneceğinize, ayı hilal şeklinde görmek, evleneceğiniz kadının tamamen asil olmayacağına veya aynı rüyayı dul bir kadın görürse evleneceğine işarettir demiştir. Kirmani'ye göre ayın dolunay konumunda olduğunu ve evinizi aydınlattığını görmek ev halkının menfaat göreceğine, hilalin doğudan yükseldiğini görmek çocuğunuzun yönetici olacağına, ayı yakaladığınızı veya ayın yanınıza geldiğini görmek alim ve bilge bir çocuğunuz olacağına işarettir demiştir. Çağdaş ulemaya göre ay görmek bir değişiklik yaşayacağınıza, ayı oldukça parlak görmek bahtınızın açık olacağına, evinizin bahçesinden ayı seyretmek hakkınızda kötü düşünen biriyle tanışacağınıza, ayı bulutların arkasına girerken görmek bir tedirginlik yaşayacağınıza, ayın süratle hareket ettiğini veya düştüğünü görmek büyük bir tehlike ile karşılaşacağınıza, ayı oldukça açık ve net görmek makam elde edeceğinize ve saygınlık kazanacağınıza, evinizin bahçesinden aya bakmak ve onu net görmek itibarınızın sarsılacağına veya umutlarınızın suya düşeceğine,
Ayı dolunay konumuna yaklaşırken açık ve net görmek, başarıyla sonuçlanacak bir girişimde bulunacağınıza, ayı hilal konumuna yaklaşırken açık ve net görmek, yapacağınız bir işte başarısız olacağınıza, ancak zarar etmeyeceğinize, ayın sudaki yansımasını görmek, su duru ve durgunsa iyi ve kazançlı bir yolculuğa, dalgalı ise kötü sonuçlar doğuran yolculuğa işarettir demektir. Rüyada ayak görmek. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, ayak görmenin 8 tabiri vardır demiştir. Geçim, kazanç, ömür, çaba göstermek, mal talep etmek, kuvvet, yolculuk, eğlence ve kadın. Hazreti Daniyal Aleyhisselam, bir ayağınızın kesik veya kırık olduğunu görmek, malınızın yarısının zayi olacağına, iki ayağınızı da aynı şekilde görmek, malınızın tamamının zayi olacağına veya öleceğinize veyahut da bazı tabircilere göre yolculuğa çıkacağınıza, ayağınızın demirden veya bakırdan olduğunu görmek, ömrünüzün uzun, malınızın nesilden nesle kalıcı olacağına işaret eder. İbn-i Sirin'e göre iyi bir kimsenin ayağının topal olduğunu görmesi, dini inancının güçleneceğine işaret eder. Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Ayaklarınızın iple bağlı olduğunu görmek, bir zarara uğrayacağınıza, ayaklarınızın olmadığını ve bastonla yürüdüğünüzü görmek, bir kimseye güveneceğinize, ancak onun sözünde durmayacağına, ayağınızın demirden olduğunu görmek, malınızın artacağına, ayağınızın gümüşten, üzerinin ise altından olduğunu görmek, malınızın artacağına, ayağınıza pranga vurulduğunu görmek, zarara uğrayacağınıza, ayağınızın bir direğe bağlandığını görmek iyiye, ayağınızın bir kapana takıldığını veya bir batağa battığını görmek, rüyada gördüğünüz zorluk ve zahmet miktarınca hileye maruz kalacağınıza, ayağınızın sürçtüğünü veya bir çukura düştüğünü görmek, din ve dünya işlerinden geri kalacağınıza veya sizi rencide edecek bir söz işiteceğinize, bindiğiniz bir merkebin üzerinde ayaklarınızı hareket ettirdiğinizi görmek, talep ettiğiniz iş için son derece çaba sarf edeceğinize işarettir demiştir. Kirmani'ye göre her iki ayak da anne ve babaya yorulur. Ayakta görülen her türlü eksiklik veya fazlalık, anne ve babaya çok sayıda ayağınızın olduğunu görmek, yolculuğa çıkacağınıza ve eğer fakirseniz zenginleşeceğinize işarettir demiştir. Cabir Mağribi'ye göre ayaklarınızın deve veya inek ayağına benzediğini görmek, gücünüzün ve makamınızın artacağına, ayağınızın vahşi hayvanların ayağına benzediğini görmek, haram bir şey elde edeceğinize, ayağınızın kanatlı hayvanların ayağına benzediğini görmek, kazancınızın artacağına veya düşmana karşı zafer elde edeceğinize işarettir demiştir. Çağdaş ulemaya göre yalın ayak yol yürümek sağlığa, berrak suda yalın ayak yol yürümek iyiye, çayırda yalın ayak yürümek son derece iyiye, taşlar üzerinde yalın ayak yol yürüdüğünüzü ve ayağınızın ağrıdığını görmek, yapacağınız bir işte zorluklarla karşılaşacağınıza işarettir demiştir. Rüyada ayak bağlamak. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a göre ayak bağlamanın 3 tabiri vardır. Ayağınızı bağladığınız kişiye karşı vefalı olmak, inayet, hayır ve menfaat görmek. İbn-i Sirin'e göre birinizin ayağınızı bağladığını görmek, o kişiyle sadakatle çalıştığınıza ve ondan ayrılmayacağınıza işarettir demiştir. Ayak çıkıntısı görmek rüyada. Hazreti Daniel Aleyhisselam, ayağınızın üzerinde çok sayıda çıkıntı olduğunu görmek üzüntüye, ayağınızın üzerindeki çıkıntının kırıldığını görmek üzüntüye işarettir demiştir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.